Efendim, Yoldaki İşaretler'e hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni bir program, yeni bir Yoldaki İşaretler. Güzide bir misafirimiz var ve bugün Hazreti Hatice'yi konuşacağız efendim. Müminlerin annesi, o güzel insanı, Tahira olan, Kübra olan Hazreti Hatice validemizi konuşacağız. Stüdyoda misafirimiz Nureddin Yıldız hocamız. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam icabetinize. Şimdi muhterem hocam, önce VTR'mizi dostlarımıza takdim edelim, hazırladığımız çalışmayı. Arkasından inşallah Hazreti Hatice kimdir, nasıl bir güzide insanla muhatabız, biz ne kadarını tanıyoruz, birlikte düşüneceğiz inşallah. Hazreti Hatice 556 yılında Mekke'de doğmuştur. Babası ve annesi Kureyş kabilesindendir. Temiz bir soya sahip olan Hatice'nin babası Hüveylid, Ficar Savaşı'nda ölmüştür. Annesinin adı Fatıma'dır. Hatice, cahiliye devrini yaşayan Arap toplumunda saygın bir yere sahip nadir kadınlardan biridir. Vakar sahibi, bilgili, zeki ve son derece iffetli bir hanımdır. Henüz İslam ile şereflenmeden önce de iffetli ve tertemiz oluşundan dolayı kendisine Tahire lakabı verilmiştir. 2 defa evlenmiş, 2. eşinin de vefatından sonra kendisine gelen evlilik tekliflerini reddederek 40 yaşına ulaşmıştır. Hatice, aynı zamanda baba mesleği olan tüccarlığı başarıyla devam ettirdiği için oldukça zengindir. Tüm bunlar sebebiyle çok fazla talibi olmuş, fakat o, Allah tarafından Efendimiz için bir inci misali muhafaza edilerek son peygamberin eşi olacak olgunluğa ulaştırılmıştır. Güvenilir kimselerle ticaret faaliyetlerini yürüten Hatice, El-Emin lakabıyla anılan Hz. Muhammed ile çalışmak istemiş, kervanları ile Suriye'ye gitmesine karşılık kendisine 2 misli ücret vereceğini söylemiştir. Efendimiz bu iş teklifini kabul etmiş, Hatice, kölesi Meysere'yi onun hizmetine vererek kervanlarını Suriye'ye göndermiştir. Efendimiz, beklenenin üstünde bir kar elde ederek Mekke'ye dönmüş, yanında gelen Meysere, Hatice'ye Efendimizin güzel ahlakını ve dürüstlüğünü anlatarak onu övmüştür. Mekke'nin en şerefli erkeklerinden gelen evlilik tekliflerini tereddütsüz reddeden Hatice, gördükleri ve duyduklarından sonra bizzat kendisi Efendimiz'e evlilik teklif etmiştir. Aracı olarak arkadaşı Nefise binti Ümeyye durumu Hz. Muhammed'e bildirmiştir. Yeryüzünün ve gökyüzünün en hayırlı yuvası böylece kurulur. Evlendikleri sırada Efendimiz 25, Hazreti Hatice ise 40 yaşındadır. Efendim, bugün Hazreti Hatice validemizi konuşacağız dedik. Geri bildirimleriniz için, sorularınız için sevgili dostlar, meraklarınız için hatırlatalım. Etiketimiz dost Hazreti Hatice efendim. Bunu program boyunca inşallah tekrar edeceğiz zaten. Ve hocamıza yönlendireceğiniz soruları ya da Hazreti Hatice ile ilgili aklınıza gelen, katkıda bulunmak istediğiniz noktaları peyderpey paylaşacağız inşallah. Şimdi muhterem hocam, Hazreti Hatice deyince önce Hazreti Hatice validemize dair artık çok şey söylenebilir ama önce ne söylemek istersiniz, oradan başlayalım soruları, onun hayatına dair, Efendimizle ilişkisine dair ayrıntılı devam edelim. Müsaade ederseniz söyleyeceklerimizden önce temennilerimizi konuşalım. Lütfen, lütfen. İlk ve en önemli temennimiz, Allah-u Teala şefaatine ermeyi bizi nasip etsin, amin, müessir etsin. Amin. İnşallah. Yani bu konuşmamızda onun şefaatiyle mutlu olacaklar arasında bulunmaya sebep olur inşallah. İnşallah. Önce bunu söyleyelim, temenni inşallah edelim. İnşallah. Çünkü tarihten bir kişiyi konuşmuyoruz. Cennetin temel işaret taşlarından adeta birisini konuşuyoruz. 2 hususu müsaadenizle öne çıkarmak istiyorum. Lütfen hocam. Birincisi, bundan 1500 sene kadar önceki bir insanı konuşuyoruz. İnsanların nüfus kağıtları yok. İnsanların işte belli birkaç ecdada, ataya, dedeye, neneye ait nakledilen hatıranın dışında yaşantıları ile ilgili kayıtlar yok. Ayrıntılı bilgi yok. Ayrıntısız bile yok denecek kadar az. Böyle bir dönemi konuşuyoruz. Bir de bu dönem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik öncesi dönemi. Onun peygamberliğine ait dönem daha sonra sonraki dönem insanları tarafından kayıt altına alındığı için nispeten o dönemde nüfus kağıtları düzeyinde bilgi yoksa da ayrıntı bile denebilecek bilgiler var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken henüz böyle bir bilgi yoktu. Evet. Hatice kelimesiyle Muhammed aleyhissalatü vesselam kelimesi birleştiğinde, bilhassa nikah akdiyle birleştiğinde, günün birinde insanlığın zirve iki ismi olunacağına dair bir tahmin de yoktu. Dolayısıyla biz konuşurken ve bizi bu konuda mümin kardeşlerimiz dinlerken şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. 17. cildin 223. satırındaki şunu konuşamıyoruz biz. Yani Hatice annemizin isminin geçtiği olaylar, bilgiler toplam olarak bir formayı doldurmaz. Evet. Yani kaba bir rakamla 20 sayfayı bulması çok zor. Hatice annemizin bizzat isminin geçtiği olaylar. Hele hele evlilik öncesi döneme ait bilgiler, bunun içinde onun 2 kere evlenmiş olması, 4 veya 6 çocuğunun bulunması, Efendimiz'den önceki döneme ait bilgilerimiz net, resmi ve doyurucu bilgiler değildir. Bu sebeple Hatice annemiz radıyallahu anha ile ilgili 500 sayfalık bir roman yazılabilir. Duygusal boyutunu dile getirdiği iyi bir edebiyatçının eseri olabilir ama kaynaklı tarihi bir eser olamaz. Çok zor. Şişirilebilir tabii. Yani Mekke'yi 50 sayfa anlatırsın. İşte Mekke'de doğmuştu bu kadın dersiniz. Öyle olabilir. Bu sebeple birinci olarak Hatice annemiz radıyallahu anha konuşulurken böyle kütüphane dolusu bir kaynaktan istifade ederek konuşamıyoruz. Evet. Çok sınırlı konuşabiliyoruz. İstifade ederken okyanus gibi bir kaynaktan istifade ediyoruz adeta. Feyiz ve bereket akıyor. Şu anda mesela huzur doluyor içimiz. Hatice annemizi konuşuyoruz. Müminlerin annesini konuşuyoruz. Ayrı bir mesele. İkinci husus, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eş olmak, milyarlarca müminin anası olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik kızı, cennet kadını Fatıma'ya ana olmak. Bunlar böyle seneler sonra, asırlar sonra konuşulacak sıradan tespitler değil. Allah'ın kaderi tecelli etmiştir. Yani Hatice vefalıydı, çok işte ticareti vardı, parası vardı, işte kölesi Meysere ile onları gönderdi, daha önce 4 çocuğu vardı da 6 çocuk daha doğurdu, müminlerin anası oldu. Burada bütün bu konuşacağımız şeylerde Allah'ın seçmiş olması diye bir ayrıntı var. Yani önce onun altını çizelim. Yani Allah-u Teala Hatice binti Hüveylid denen o kadını seçti. Evet. Bu Lut aleyhisselamın karısı olarak seçilseydi kader başka türlü tecelli edecekti. Evet. Evet, biz onun ismi, şahsiyeti, tavırları, insanlığı, kadınlığı üzerinden konuşacağız. Ama böyle sanki her şeyi biyolojik laboratuvarda hallediyormuşuz. İşte yapboz gibi bir araya getirdik de Hatice kadını ortaya çıkardık düşüncesi çok yersiz olur. Yani Allahu Teala'nın belki o yaratılmadan binlerce sene önce yazdığı kaderi, o Hüveylid'in kızı, kadını Allah'ın seçmiş olması diye büyük bir gerçek var. Bunu konuşmadıkça biz hakikati konuşmuş olmayız. Evet, Lut aleyhisselamın karısını da Allahu Teala o konumda oturtmuştu. O da o oturttuğu konumun kıyamete kadar iğrenilecek ya da kıyamete kadar yazık oldu kadına dence kimliğini oynadı. Evet. Onu içini doldurdu. Hatice radıyallahu anh'ı konuştuğumuz zaman, radıyallahu anh'a o gündeme geldiği zaman ondan önce Allah'ın kaderi, Allah'ın onu seçmiş olması, Allah-u Teala'nın onu bu büyük role uygun yaratmış olmasını da konuşmak lazım. Yani burada üstünlük, özellikle böyle bir başlangıç yapma nedenim şu. Şimdi bazen biz şairliğimiz tutuyor herhalde. Öyle bir abartıyoruz ki sanki bütün faziletler Hatice'deymiş. Ya da güzel şeyler söylemek istiyoruz ardı ardına. Yani bu biraz abartıldı mı? Allah-u Teala'nın fazlı ihsanı, o seçmişliği, o kudretinin onun üzerinde tecelli etmesini bir tür bir kaybediyoruz gibi oluyor. Mesela işte Halid bin Velid, mesela Üsame filan sahabi, insan anlatıyor, öyle bir anlatıyoruz ki onu yetiştiren komutanı nerede? Yani nerede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 17 yaşında cihan devletlerini karşısına alacak bir adam yetiştirmiş. Yani biz Üsame'nin faziletini gündeme getirirken bebekliğinden beri onu o gün için yetiştiren manevi babasını unutursak yaptığımız iş hiç tarihe de uygun olmaz. Bir de bedavacılık olur. Annemiz Hatice radıyallahu anha 1000 kere başımıza taç. Hiç bizim onu övmek bile kudretimiz dahilinde değil. Yani biz kim, onu övmek kim? Ya belki onu övse Hasan ibn Sabit radıyallahu anh överdi de övdü de nitekim. Ama Allah-u Teala'nın şu kainat düzeni içerisindeki, galaksilerdeki, güneş sistemindeki planının bir küçük zerresi olarak Hatice planlamasını da unutmamak lazım. Yani her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Hatice de radıyallahu anha o kendisine takdir buyurulan o büyük planın içinde hakkını vererek yaşadı radıyallahu anha. Bu iki şeyi unutmayalım diyorum. Birincisi, biz bol kaynaklı bir kimseyi konuşması, Enes İbni Malik'le ilgili radıyallahu anh, o da bir sahabi, daha rahat konuşabiliriz. Ayşe annemizle ilgili döküman belki 2000 sayfa olur. Evet. Çünkü müminlerin okuma yazma potansiyelini aktif hale getirdikleri yazılı belgeler bıraktıkları. Yani Hatice annemizden yaklaşık olarak 50-60 sene sonra vefat etti. Yani ümmeti Muhammed'in çölleri medreseleştirdiği dönemin kadını Ayşe annemiz. Çöl medrese oldu. Hatice annemiz ise her şeylerin hafızada tutulduğu ve günün birinde insanlığın efendisinin eşi olarak anılacağının bilinmediği bir zamanda Hatice annemiz var oldu. İkinci özellikte Allah-u Teala'nın seçmesi diye bir şey. Yani kaderde Hatice isminin o büyük kutlu nikahın ikinci tarafı olacağının yazılmış olmasını asla ihmal etmemek lazım. Dikkatimizden böyle başlayalım istiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. İki çok önemli noktayı inşallah program boyunca da zaten aklımızda tutacağız. Şimdi muhterem hocam, zaten söylediniz, ilk notunuz buydu. Çok derin bir kaynak yok hakkında, yazılı çok derin ulaşabileceğimiz kaynaklar yok. Böyle bir vaka yok. Ama biz Hazreti Hatice deyince cahiliye döneminde mesela kadınlara verilen değer konusunda çok şey konuşuyoruz. O dönemde de varlığı fark edilen bir kadın mıydı Hazreti Hatice? Buradan başlayabilir miyiz hocam? Evet. Şimdi cahiliye döneminde bir, forslu ailelerin erkek çocukları da kız çocukları da forslu zaten. Cahiliye kültürü gereği. Yani armudun, tevarüs eden bir şey. Yani armudun dibinden armut eksik olmuyor, gölün dibinden de su eksik olmuyor gibi. Forslu bir ailenin baba forslu olunca kızı da forslu oluyor. Forslu bir evlilik yapıyor. Bir bu. İki, para var elinde. Evet. Para var. Para da onu dik tutmuş. Bu paranın gücünü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deyim yerindeyse kese kese feda ettiğinde görüyoruz biz. Yani bir kenara çekilen eş değil, eşine destek olan bir eş olarak görüyoruz radıyallahu anha. Bir başka özellik, Mekke'de evlenmiş olmanın ötesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ticaretten kaynaklanan bağlantı oluyor. diyoruz ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Belki bu bilgiyi biraz sanki tasih etmemiz gibi gereken bir durum. Yani Efendimiz o gün 24 yaşındaydı mesela, sonra 25 yaşında mübarek evlilik gerçekleşti. 24 yaşındaydı Efendimiz ve Abdülmuttalib'in torunuydu. Evet. Dolayısıyla Hatice radıyallahu anha Efendimiz'i Şam'daki gezisinde filan tanımadı. Yani o işte kervan gitti, karlı, bunlar cilası oldu o işin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok genç yaşta tebarüz etti. Çok genç yaşta herkesin gözü onun üzerindeydi zaten. Yani sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire orada fark edilmiş değil tabii. Birdenbire fark edilmiş. Bir de bu anlatımda şu var. Yani ticaret bu ilişkiyi alevlendirdi gibi olmaz. Evet, öyle bir olay var, doğru. Ama Hatice gibi bir kadın, Mekke'nin bütün delikanlılarının başında duran, nur gibi parlayan bir delikanlıyı bilmezden olması mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü Abdülmuttalib büyük bir isim. Abdülmuttalib o günlerde Ebu Talib'in himayesinde. Ebu Talib büyük bir isim. Yani şöhretin, forsun muteber olduğu bir Mekke toplumunda Efendimiz biliniyordu zaten. Evet. Biliniyordu. Bu çok önemli. Bir başka husus da burada Hatice annemizin esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öne çıkarılan iki özelliği var. İki özelliği var. Ki yani ta belki ileriki saatlerimizde konuşacağız. Yani Ayşe annemiz mesela başka bir kadın olması hasebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seneler önce ölmüş olmasına rağmen Hatice sempatisini imrenmiş bir noktada imrenmiş. Efendimizin bu imrenmenin çok öne çıktığı bir zamanda niye imrendiğini anlatan çok bariz bir özelliği, iki özellikten söz ediyor. Birincisi, herkes bir kenardayken bana destek oldu diyor. Evet. Bunu not almamız lazım. Herkesin olmadığı bir zamanda tek başına herkes olan kadın Hatice. İki, bana 6 tane çocuk verdi diyor. Çocuklarımın anası oldu diyor. Çocuklarımın anası oldu diyor. Evet. Demek ki bugün biz Hatice annemizle ilgili ansiklopedi dolduracak kadar bilgi sahibi değiliz. Onun işte Efendimizle evlenirken düğünlerin nikahlarını kim kıydı, kaç para kimler getirdi, istedi, kervandan istemeye nasıl, kına gecesine kimler katıldı, bunlar şeytanın bizi oyaladığı şeyler olur. Ama arş ziyareti yapmış, miraç görmüş peygamberin, cenneti dünyadayken gezmiş bir peygamberin aleyhissalatü vesselam gönlünde taht kurmuş. Ölümünden 10 sene sonra ah Hatice deyip içindeki sempatisini dile getirmiş. Yani ondan sonra da üstelik 10 hanımı daha olmuş Efendimizin, Hatice annemizden sonra 10 hanımı daha olmuş. Unutulmayan izleri, Şam'a giderken bana parasını güvenip vermişti demiyor. Evet. Zor zamanda yanımdaydı diyor. Ve 6 tane çocuğumun annesiydi diyor. Bugün Müslümanlar olarak biz Hatice annemizi bu iki boyutuyla alırsak, Peygamber Aleyhisselam'ın yüreğinde yer ediş gerekçesi üzerinden izlemiş oluruz Hatice annemizi. Aksi takdirde parası vardı da parası kocasından kalmıştı. Birinci kocasından mı kalmıştı, ikinci kocasından mı kalmıştı? Mesela o diğer çocukları ne oldu? Efendimizin üvey çocukları ne oldu? Hiç bizi gerektirmeyen, bayanları cennet yoluna sevk etmeyecek, erkeklere de yahu biz erkek olarak en azından böyle olmalı değil miydik dedirtmeyecek şeyler bunlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zor zamanda yanımdaydı diyor. Nasıl anmam ki o kadını diyor. Nasıl anmam ki diyor. Zor zamanda. Bu zor zamanda mesela Şiba Vadisi'ndeki müşriklerin aç bırakma, yani açlık boykotu anlamındaki o muhasara zamanında ağaç kabuklarının yenecek madde haline geldiği, ağaç köklerinin arandığı zamanda Hatice o işte meşhur servetini olduğu gibi feda etti. Bir, ikincisi 2 kere evlenmiş. Bazı rivayetlerde 4 çocuğu olmuş. 6 çocuk da 40 yaşından sonra Peygamber Aleyhisselam'a doğurmuş. Yani bunlar böyle kısıtlı bilgiler de değil üstelik. Yani bugün ben kendi adımı işte Nureddin Yıldız olarak bildiğim gibi net biliyorum ki 6 çocuk doğurdu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e. Yaşı belki o 39'du da 40 değildi. Hı hı. Ama 15'te değildi yaşı. Ve ondan önce belki 2 kere evlenmemişti, 1 kere evlenmişti. Dedi ki bu ayrıntılar fazla elimizde yok. Bugün biz 1400 sene sonra Müslümanların tarihinde işte çok duygusal bölümleri olan bir muhterem hacı annemiz gibi bakarsak, o zaten Rabbine gitmiş, bizim onu iyi anmamıza, onun için törenler yapmamıza muhtaç değil. Kainatta hiç kimseye nasip olmayacak şefaat ne? Cebrail aleyhisselamdan selam almış. Hacer Hanım, bunun ötesi yok ki ya. Yani ona selam Cebrail aleyhisselam tarafından gönderilmiş. Bu ne müthiş bir şey yani. Bu muhteşem duyguyu yakalamış bir kadın. Bizim burada ona dua etmemize belki muhtaç değil ama bizim onun ondan mezarından varsa bize gönderdiği sinyalleri duaya dönüştürmemiz, şefaate dönüştürmemiz, erkekler olarak, kadınlar olarak çok bunu önemli. Bugünkü Müslümanların Hatice'leri haline getirmemiz mümkündür. Bu çok önemli. Dün izin verirseniz bir hatırlamam. Dün bir hanımlar kursunda bir konuşma yaptım. Bir sebeple bir hanımefendiye soru sorarken isminiz nedir dedim. Yaşlıca bir hanımefendi Hatice dedi. Nasıl Hatice dedim. Dedi Hatice ve soyadını da söyledi. Çok kötü bir şey dedim. Hafız mısınız dedim. Hafızım dedi. Yine mi Hatice dedim. Öyle dedi. Dinleyemeyeceğim bu sözünüzü dedim. Anneme bu kadar hakaret olmaz. Hatice dedim. Hafız olmasan neyse. Hafızsın. T ile dal harfi arasındaki farkı biliyorsun. Durdu. Nüfus kağıdıma böyle yazmışlar dedi. Ama Allah'ın kaderi öyle yazılmamış dedim. Sen bundan sonra Hatice de dedi ki bana, sizi dedi nasıl rahatsız ediyor bu dedi. Çünkü annem o dedi. Annemden daha annem. Onun isminin yanlış anılması bile beni rahatsız ediyor. Bir umudum onun anam oluşudur zaten. İsminin... Oradaki isterseniz onu bize tasrih edin hocam. Sizin söyleyişinizle. Şimdi Hatice, Kur'an-ı Kerim'deki BTS dal, dal harfiyle Hatice. Türkçemizde dalla değil T ile yazılıyor. Hatice yazılıyor. Bir, baştaki H harfinde sıkıntı var. Bu bir dini bir konu değil ama. Evet, evet. Benim kaynayan ruhumun buharlaştırdığı şeyler bunlar. Dikkat buna da tahammülüm yok benim. Yani kendi adımda da bundan rahatsızım. Benim adım Nureddin değil. Evet. Nureddin benim adım. Ama Türkçedeki fonetik yapının gerektirdiği bazı telaffuz sıkıntıları var. Mesela Fatma değil, Fatıma. Fatıma. Evet. Fatıma belki de başka bir anlama geliyor. Yani burada zikretmek istediğim şey, bizim için bu isim telaffuzunun bile akideme uyumlu olmasını gerektirecek kadar önemli bir isim bu. Annemden daha annem adeta. Annem dünya anam benim, o da cennete girişteki analığım olacak inşallah diye umut ediyorum. Bu sebeple ismini bile hiç olmasın saygıyla anayım, yüreğimi por kaynatsın istiyorum. İnşallah. İnşallah hocam. Dostlarımızı tekrar hatırlatalım. Bir sürü geri bildirim gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum ben izleyicilerimize. Dost Hazreti Hatice etiketimiz. Hocam biz hafız olmadığımız için böyle kullanabilir miyiz? Siz serbestsiniz. Dostlarımız geri bildirimde sorularını ya da hocamıza merak ettikleri Hazreti Hatice validemizle ilgili noktaları yöneltebilirler dedik. Şimdi Efendimiz'le evliliği hocam. Hani evet, takılmadan inşallah devam edelim. Vaktimizi de güzel kullanalım. Çok haklısınız. Biz 25 yaşında olduğunu Efendimiz'in. Efendimiz 25 evet, yaşında. Hazreti bu hemen hemen kesin. Hemen hemen evet. Kesin. Ve Hazreti Hatice validemizin de ondan büyük olduğunu zaten biliyoruz. Büyüklüğü de kesin, 40 da hemen hemen kesin. Ama dediğim gibi nüfus kağıtları yok. Yani şu an nüfus kayıtları yok, internetten de çıkmıyor. Evet. Yani nüfus kağıtları çıkmıyor. Ama arayıp bulamıyoruz. Evet. Efendimizin yaşı kesin. Çünkü doğumu belki gün olarak bu pazartesi miydi, öbür pazartesi miydi, bir hafta fark edecek kadar doğumu kat'i Efendimizin. Fatıma annemizin doğumu belli. Diğer çocuklarının doğumu hemen hemen belli. Vefatı belli. Hatice annemiz vefat ettiğinde yaş belli, sene belli. Dolayısıyla Hatice annemizin 35'in üstünde olduğunda bir tereddüt yok. 40'tan da çok yukarıda olmadığı kesin. 39 olabilir, 40 olabilir. Bir önemli ayrıntı değil bu. Ortalama 15 yaş fark var ikisi arasında. Burada Hazreti Hatice validemizin kendisinin talip olması Efendimizin. Bu konu üzerinde durmak ister misiniz hocam? Ya da evliliğinde sizin dikkatinizi çeken temel noktalar neler? Bir nokta daha o zaman düzeltelim. Gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve gerekse ashab-ı kiramın yaşadığı işte 1. asrın sonuna kadar olan dönemde ki evlilik anlayışıyla, yani ümmeti Muhammed'in ilk döneminin evlilik anlayışıyla şimdiki Müslümanların evlilik anlayışı arasında ton farkı diyemeyeceğim, renk farkı diyeceğim kadar farklar var. Hı hı. Mesela bizde yaş farkı çok önemli bir konu. Ve erkeğin yaşının yüksek olması mutlaka önemli. Evet. 2. Dulluk bizde neredeyse sakatlık gibi bir kelime. Hı. Bakıyoruz o dönemde kadının mı yaşı büyüktü, erkeğin mi büyüktü, yaş farkı mı vardı? Bu birincil bir konu değil, hı hı, o dönemde. Hı hı. Yani sadece Efendimiz'e mahsus bir uygulama değil. Genel olarak teamül böyle. Neden? Hı hı. Bunun tersi bir şey olsa Mekke eşrafı bu evliliği saygın görmezlerdi o zaman. Evet. Yani bunu Abdülmuttalib'in torununa uygun bulmazlardı. Toplum böyle şeyleri önceliklemiyor, ahlakı öncelikliyor. Evet. Rüculet dediğimiz adamlık kalitesini ölçüyor. Dulluk mesela ne ayıp ne de kahredici bir vasıf. Mesela kadın var, yani 1, 2, 3, 4 tane meşhur sahabiyle ardı ardına evlenmiş. Biri şehit olmuş, onunla evlenmiş. Öbürü şehit olmuş, onunla evlenmiş. Öbürü ölmüş, onunla evlenmiş. Yani çok enteresan. Evet. 4. kocası da Ali radıyallahu anh olmak istemiş Hazreti Ali. Yani benim de hanımım olsun, mübarek bir kadın diye. Halbuki bizdeki anlayış nedir? Otur tesbihini çek, dulsun, daha ileri gitme zaten. Çocuklarının yeter, başında otur. Yani çocuklarının başında dur gibi, siz daha iyi ifade estağfurullah ettiniz. Estağfurullah hocam. Bu birinci ayrıntı. 2. ayrıntı da yani dulluk farkı olmadığı gibi bir yaş farkı da çok önemli bir sorun değil. Evet. Çok önemli bir sorun değil. Hı hı. Yani arada 10 yaş fark varmış. Erkek farklı bir yaştaymış, kadın farklı bir yaştaymış. Ayrıca burada erkek fakir bir de hocam. Değil. Efendimiz fakir ama maldan değerli soyu var. Evet. Maldan da yani bir kese altınla gitmektense Abdülmuttalib'in torunu olarak gitmek. Çünkü Efendimizin İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olduğunu herkes biliyor. Muhammed'in emin olması var. Yani. Onun ahlakı öne çıkıyor. Evet. Ahlakı öne çıkıyor. Hocam. Yani para Mekke'de muteber bir şey. Hı hı. Ama Efendimiz için Aleyhisselatü vesselam soy daha önemli. Evet. Yani mesela evlilik olayından değil, normal onu itham ederken bile soyu hep dikkate alınarak itham edilmiştir. Yani çok ileri geri konuşmaya cesaret edememişlerdir. İşte okuduğu Kur'an üzerinden onu itham etmişlerdir. Ahlakı üzerinden hiç itham edilmemiştir. Yani seni kim getirdi Mekke'ye diyen olmadı hiç mesela. Mekke'nin aslı olduğu, İsmail Aleyhisselam'ın bereketli soyundan geldiğini biliyordu herkes. Dolayısıyla Hatice anamızın parası vardı, onun da soyu, itibarı vardı. Biz itibar diyelim, biraz daha anlayışlı olsun. Hı hı. Bu ikisi birleşti ama burada tekrar Allah'ın seçmişliği diye bir başlık açacağız biz herhalde. Yani Allah seçti de böyle bir şey murad etti. Onun parası, öbürünün de izzeti, itibarı öne geçip bu mübarek evlilik gerçekleşti. Peki. Ama özellikle bugün Müslümanlar olarak biz bunu anlamakta zorlanabiliriz. Onun için bu ayrıntıya girmek istedim. Özellikle. Yani o ashabın neslinde evliliğe başka türlü bakılıyor. Şimdi başka türlü bakılıyor. Peki. Hocam şimdi dostlarımızdan gelen sorular var. Bunları 2. bölümde değerlendirmeye inşallah başlayacağız. Özellikle bölmesini istiyoruz. Şimdi Efendimizle Hazreti Hatice validemizin evliliğinden sonraki vahyin gelmesine kadar bir süre var. Evet. Bu sürede dikkatimizi çekmesi gereken temel şeyler neler hocam? Yani Efendimiz mesela Hira'ya gidiyor, özel zamanları var. Hazreti Hatice hep onun etrafında maddi ve manevi ve bir yerde vahye hazırlandığı süreçte de aile olarak, tabii aile eş olarak yanında aynı zamanda. Eş olarak yanında, bir de bu dönem Hatice annemizin ciddi hamilelik, doğum, çocukları oluyor, çocuk bakım dönemi. Tabii. Yani 6 tane çocuğu kaç yıla böleceksiniz? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine kadar 15 sene, 10 senede öbürü 25 sene. 25 senede 6 çocuk. Yani yaklaşık olarak 4 senede bir doğum gibi böyle bir varsayım kabul edelim. Şimdi bu bilhassa ilk 15 sene bu çocukların mübarek Ehl-i Beyt çocukların doğduğu ve onların büyütüldüğü dönem. 1. 2. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de hayatının insanıydı. Evet. Burada kastınız ne hocam? Kastım şu. Yani eşinin parasıyla geçinen biri değildi. Çobanlık dahil yaptığı işler var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Belki ticaret yapıyordu ama birinci ilkeyi hatırlatacağım. O günkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde ne yaptığına dair, vahiy öncesi dönem olduğu için ne yaptığına dair 10 taneden fazla bilgi yoktur elimizde. Onlar da zaten ayrıntılı, izahlı şeyler değildir. Ama bu dönemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6 çocuğunun doğup Efendimizin yanında dolaştıkları dönem, bir de bir şey daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir de bir üvey çocuk daha var. Evet, onu biraz bahseder misiniz? Bir de hocam? Ali var. Yaklaşık kaç yıl diye düşünelim. Şimdi Ali bir defa İslam geldiğinde Ali yaklaşık olarak 10 yaşındaydı. Yani 10 değil de 9'du belki, 10 yaşlarındaydı. Bu da neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğinin belki de işte 10. senesinde Hatice annemiz bu çocuğu evine kabul etmişti. Ama Ebu Talib'in çocuğu, Ebu Talib Efendimizin amcası, amca saygın bir amca. Hatice mesela bu çocuğu niye bu evde bakıyoruz demedi. Dese zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorla o çocuğu kendi çocukları getirdi. Da var bu arada. Kendi onları büyütmeye uğraşıyor tabii. Belki de kendi çocuklarından önce Ali'yi soktu. belki de ihtimal Ali vardı. Bu sebeple Hatice annemizle bu vahiy öncesi 15 sene elimizde bir doküman çok ayrıntılı bir şekilde yok ama belli ki çocuklar dönemi, Hatice'nin malının korunması dönemi, bir son mesela 15 sene o dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten önceki evlilik dönemi diyelim. Bunun son 1-2 senesinde de Hira Dağı'na çıktığına dair elimizde bilgi var. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir miktarda bugünkü çağdaş ifadelerle kampa çekiliyordu. Hatice annemizin ona yiyecek götürdüğü, onu ki Mekke'den çok da yakın bir mesafe değil yani. Belki kuş bakışı 1-2 kilometre görünüyordur ama yani yürüyerek 1-2 saatte gidilecek bir mesafede ona yiyecek götürdü. Çünkü inzivada uzun zaman kaldığına dair bilgilerimiz var. Yani o dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemiz için radıyallahu anha ailenin belki de çocuk büyütme dönemi, Mekke'de işte yaşam nasılsa o gün o yaşamı oluşturma, ev kurma dönemi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem fakir hem de Ebu Talib gibi bir fakir himayecinin yanında, dolayısıyla yandan çok bir destekçisi yok. Vahiy gelinceye kadar böyle bir başlıklandırma yapabiliriz. Peki burada o zaman bir virgül koyalım muhterem hocam. İnşallah devam edeceğiz ama sevgili dostlar önce bir küçük aramız olacak. Aramızdan sonra inşallah efendim stüdyoda misafirimiz muhterem hocamız Nureddin Yıldız ve Hazreti Hatice validemiz konuşuyoruz. Birlikte inşallah sorduğunuz sorulardan da yola çıkarak yine merak ettiğimiz ve özellikle vahyin gelmesinden sonra nasıl bir tablo karşımızda bilmek isteyeceğimiz, hayatımızda rehber etmek isteyeceğimiz temel köşe taşlarını birlikte düşünmek isteriz efendim. Efendim yoldaki işaretlerde bugün Hazreti Hatice validemizi konuşuyoruz ve sevgili dostlar Önce Hazreti Hatice'nin hayatına dair yine bir küçük VTR'miz olsun. Onu takip edelim. Hemen arkasından geri bildirimleriniz için de hatırlatıyoruz. Etiketimiz dost Hazreti Hatice ve Nureddin Yıldız hocamız stüdyomuzdan misafirimiz. Yeni katılan dostlarımız için hatırlatalım. Hem sorularımızı yönelteceğiz hem artık Risaletle birlikte Hazreti Hatice validemizin özellikle Efendimiz'e can siperhane desteği, nasıl yanında durduğu ve bizim onu nasıl örnek almamız gerektiğine dair inşallah sorular yönelteceğiz efendim. Önce hemen VTR'mize bakalım. Hazreti Hatice ve Efendimiz 6 evlat sahibi olmuşlardır. İlk oğulları Kasım 2 yaşına kadar yaşamış, kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Biset'e yetişerek Müslüman olmuşlardır. Efendimizin kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu Hazreti Fatıma'dır. En son doğan Abdullah da henüz bebekken vefat etmiştir. Hz. Muhammed 40 yaşına yaklaşırken kendisine yalnızlık sevdirilir. Sık sık Hira mağarasına inzivaya çekilerek düşüncelere dalar. Kıyamete kadar kendisinden başka peygamber gönderilmeyecek olan insanlığın son elçisi, bu büyük görev için Rabbi tarafından hazırlanmaktadır. Bazen günlerce mağarada kalan Hz. Muhammed'i sadakatle bekleyen Hz. Hatice, bu süreçte Efendimizin hizmetiyle devamlı meşgul olmuştur. Bu uzun ve sabırlı bekleyişlerin nihayetinde Alak suresinin ilk 5 ayeti Ramazan ayının 27'sinde Efendimiz'e Hira mağarasındayken vahyedilmiştir. Cebrail ile ilk defa karşılaşarak vahye muhatap olan Hz. Muhammed korkudan ve şaşkınlıktan yüreği titreyerek evine döner. Sakinleştikten sonra başından geçenleri hanım Hatice'ye anlatır. "Bana ne oluyor Hatice?" der ve kendisi hakkında endişeli olduğunu söyler. Müminlerin annesi Efendimiz'i dikkatle dinledikten sonra şunları söyler. "Yemin ederim ki Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. Doğru konuşursun. İşini görmekten aciz kimselerin elinden tutarsın. Yoksulları gözetirsin. Misafirleri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edersin." Hazreti Hatice sükunetle Efendimiz'i teselli ederek onun kendisini toparlamasını sağlar. Ardından birlikte Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e giderek durumu ona anlatırlar. Varaka bin Nevfel, İncil ve Tevrat'ı bilen, alim ve aynı zamanda güvenilir bir kimsedir. Anlatılanları dinler ve Efendimiz'e gördüğü şeyin her peygambere vahiy getirmiş olan Cibril meleği olduğunu söyler. Resul-i Ekrem'e iman eden ilk kişi Hazreti Hatice'dir. Bir an dahi tereddüt etmeden şehadet getirerek Müslüman olmuş, iman ettiği andan itibaren tevhid mücadelesinin bütün zor imtihanlarını Efendimizle birlikte göğüslemiştir. Bu büyük davada sabırla, teslimiyetle, samimiyetle Resulullah'ın yol arkadaşı olmuş, boykot yıllarında bütün servetini Müslümanlar için harcamıştır. Efendim şimdi bu kıymetli validemizle ilgili, müminlerin annesiyle ilgili, yeryüzünde Efendimiz'den sonra ilk namaz kılan bu güzide insanla ilgili söylenecek çok şey var tabii. Sorulacak çok şey var, öğrenilecek çok şey var. Ve dostlarımız etiketimizin özellikle dost Hazreti Hatice olduğunu hatırlatıyorum. Çok da güzel geri bildirimlerde bulunmuşlar. Müsaadenizle ve affınıza sığınarak sevgili dostlar, yalnızca soru mahiyeti taşıyan, çünkü çok güzel latif şeyler söylemişler hocam. Hem sohbetinize dair hem geri bildirimde bahsettiğimiz konulara dair her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi bir dostumuz mesela belki bir yerde özetlemek ve yeni katılan dostlarımız için de bir bilgi vermek gibi olabilir. Kaç evlilik yaptığını özellikle sormuş. Farklı rivayetler var. Bunun üzerinde durmak isterseniz çok kısacık hemen ardı ardına devam edeceğim. Dul olduğu kesin. Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci kocası mı, üçüncü kocası mı olduğu konusunda belki kesin bir bilgimiz yok. Ama benim mesela zihnimde köklü duran üçüncü kocasının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu. Peki. Birinci ve ikinci kocasının öldüğü şeklinde bilgi var kafamda. Ama bu bilgileri başka bir kaynakta biraz daha değişik bulmamız mümkün. Mümkün. Peki. Şimdi Hazreti Hatice'nin mahremiyetiyle ilgili bilgiler var mı elimizde? Perde ayeti bununla bağlantılı mı diye soruyor bir dostumuz hocam. Hadis-i şeriflerde benzer bilgiler var. Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duruş. Ama bu hususta şöyle bir genel ölçü zikredeyim. Tesettür emri gelinceye kadar Allahu Teala'nın emri ta Medine döneminin ortalarına doğru tesettür ayetleri ininceye kadar Müslüman kadınların tesettürü şimdiki tesettür gibinin biraz daha gerisindeydi. Hı hı. Ama bu herhalde çıplaklık manasında değil. Mesela başörtüsünün ayet-i celilledeki başörtülerini omuzlarından aşağı sarkıtsınlar kavramı Medine'de gerçekleşmiş oldu. Hı hı. Peki hocam. Hazreti Fatıma'nın ismi anneannesinden mi geliyor diye bir soru var hocam. O ayrıntıyı bilmiyorum ama Fatıma onurlu bir kadın ismidir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarına isim koyarken Arapçayı ve İbrahim Aleyhisselam'dan gelen kültürü koruduğu ihtimali yüksektir. Peki hocam. Hazreti Hatice'nin evliliğinden sonraki hayatını çokça biliyoruz ya da dinliyoruz. Biraz da evlilikten önceki hayatından bahsedebilir misiniz diyor. Zaten genel olarak bahsettik. Edemeyiz. Niye edemeyiz? Bunu peki nerede bunun bilgisi, sağlamasını nasıl yapacağız deyince cevap veremeyiz. Evet, peki. Ticaret yaptığını bilebiliyoruz. Kocasından kendisine çok mal kaldığını bilebiliyoruz ama kaç dolar kaldı mesela bilmiyoruz. Peki hocam. Hazreti Hatice ile alakalı hiç ayet var mı sorusu var hocam. Direkt Hatice'ye hitap eden ayet ben bilmiyorum. Peki hocam. Yine şöyle bir baktığımızda Hazreti Hatice validemizle yine ilgili şöyle bir bakıyorum hocam, soruları seçmeye çalışıyorum. Ailede temel olarak onun hangi niteliklerini almalıyız tarzında sorularımız var hocam. Şimdi Allah-u Teala onu seçti, çok değerli bir müminlerin annesi oldu, ürperiyoruz, onun ismi bize heyecan veriyor. Fakat Hatice annemizde bir kere mükemmel kadınlık var. Mükemmel kadınlık ifadesinin içini tam doldurarak söylüyorum. Ağzımı aça aça söylüyorum bunu. Yani 40 yaşından sonra 6 çocuk doğurmak, büyütmek ve son 10 senesi çile üstüne çileyle dolu bir hayattan hiç şikayetçi olmadan Allah'a gitmek. Dolayısıyla kadınlığın İsmi Hatice annemizde dolunun da ötesinde taşıyor adeta. Bunu eşine karşı vefasında görebiliriz. Zenginliğini gündeme getirmeden kadınlığını kadınlık olarak kabul edişip teslimiyetinde görebiliriz. Çocuklarını sahiplenmede görebiliriz. Ali'yi getirip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu evde dursun demesinde itiraz etmeyişinde görebiliriz. Bu birinci nokta. Kadınlığı dolu dolu. Dolu dolu. Eğer kadınlığı dolu dolu değil de %98 oranında olsaydı o evlilikten 30 sene sonra bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz ah Hatice'm demezdi herhalde. Evet. İki, Hatice annemizi çağların ötesine cennete kadar taşıyan şey tereddütsüzlüğüdür. Mesela biraz önceki VTR'de de izledik. Yani ayet geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ürperiyor, ne oluyor bana diyor. Ya hiç mi kadın, hele bir dur bakalım, cin mi çarptı seni, ne oldu, ya güneş mi çarptı? Arkasını bir araştıralım. Bir inceleyelim bakalım, birilerinden mi bir şey dinledin? Biraz insan bir tereddüt gibi bir sahne olmaz mı? Olmuyor. Sanki Cebrail ona gelmiş gibi, evet. Yani sen utanmayı mucip bir şey yapmadın diyor. Şimdi bu hüküm çıkarış mantığı da çok güçlü. Mesela ne diyor? Sen diyor insanlara diyor iyilik yapan birisin diyor. Akrabanla ilgileniyorsun diyor. Çaresizlere yardım ediyorsun sen diyor. Niye seni Allah utandırsın ki diyor. Seni Allah utandırmaz, merak etme. Müthiş bir muhakeme gücü var. Yani bu sanki 55-60 yaşında bir kadın değildi ki o vahiy geldiğinde 56-57 yaşındaydı. Yani 55'i geçmişti bir defa. Peki bu döneminde bu kadar bu ileri yaşında bir hakim kafasıyla tam peygamber hanımı olmayı hak etmiş kimliğiyle ne utanıyorsun, bir şey yok, hadi kalk devam edelim, yani Allah seni utandırmaz deyişi Hatice radıyallahu anhanın bugün örnek alınacak yönüdür. Özellikle müsaade ederseniz ben lütfen canım, belki de kenarda kalması gereken ama ben bunu burada söyleyeyim de rahat edeyim müsaade ederseniz. Lütfen, lütfen. Bugün pek çok ulema, hoca efendilerin hanımları ihtilal günlerinde filan günlerde, zor günlerde, ya sen ümmeti Muhammed'e hizmet ediyorsun, kalk korkma ya Allah seninledir diyebilselerdi, alimlerin bir kısmı acaba evlensem başım belaya girer mi, dine hizmetim aksar mı diye düşünürler miydi? Niye? Çünkü kadın dünyası o Hatice anamızın radıyallahu anh'a doluluğunu bir türlü ispat edemediler. Zor oldu. Demek ki çağlar içinde 10 tane 20 tane örneği gelmeyecek kadar muhteşem bir destek göstermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bunu yaparken de asla tereddüt edilmeyecek bir muhakeme kullanıyor. Ne diyor? Sen insanlara iyilik yapan birisin. Allah seni utandırmaz diyor. Seni utandırmaz. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o 15 yıl içerisindeki karakterini de özetlemiş oluyor. İyilik yapan, akrabayı kollayan, mesela Hatice gibi zengin bir kadınla evlendi diye kendi akrabalarından uzak kalma tavrı göstermeyen biri olmuş demek ki. O 15 sene her iki tarafında kimliğini ciddi bir şekilde gösteriyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi muhterem hocam, sorular ardı ardına geliyor, devam edeceğiz. Biraz daha sorulardan sonrasında özellikle Efendimiz'le hayatına vurgu yapalım. Aralarında hiç problem yaşanmış mı diyor, eş zamanlı bir soru olduğu için yöneltmek istiyorum. Peygamberimizle. Ben Hatice annemizle ilgili rivayetleri şu anda zihnimde toparlamaya çalışıyorum. Diğer hanımlarıyla bazı sorunlar olmuş. Yani aile içinde olacak sorunlar ama Hatice annemizle ilgili ben hatırlamıyorum. Peki. Varsa da hatırlamıyorum, bilmiyorum. Peki hocam. Dini yayma konusunda olgunlaşması Hazreti Hatice validemizde, Hazreti Ayşe ile de bilgilenme, aydınlanma dönemi olabilir mi hanımları açısından diye sorulmuş. Bunu iddia etmek çok zor. Çünkü Hatice annemiz vefat edinceye kadar Kur'an-ı Kerim'in inen sureleri bile sınırlı. Darül Erkam'da bir kısmı geçmiş. Müslümanların önemli bir bölümü hicret edip Mekke'den uzak kalmış. Yani çileli yıllar, din dökümanı diyeceğimiz çok bir döküman yok. Hatice annemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bastonu gibi dolaşması, dini boyutu olarak en öne çıkan bölümü olmalı. Evet. Ayşe annemizin de muhteşem desteği var ama Allah herkesinden de razı olsun. Yani dinimizin mesela 10'da 8'i Ayşe annemizden geliyor denecek boyutta değil. Aileye dair belli konularda, Kur'an tefsirine dair şu 5, 10, 20 konuda Ayşe annemizden çok can alıcı bilgiler geliyor. Yoksa dinin ağırlıklı bir bölümü Ayşe annemizden de gelmiyor, Hatice annemizden de gelmiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o günkü o moral dopingi dinin bütünü kadar ağır neredeyse. Evet, temel. Peki Hazreti Hatice annemizden neden tam rivayet duyamıyoruz diye bir dostumuz soru yöneltmiş hocam. Rivayet ne demek? Çünkü rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan sahabilerin şöyle oldu, böyle oldu diye aktarım yapması demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 12 sene önce ölmüş bir kadın ne açıklama yapacak? Ashab-ı kiramın 120 bin kişi yaklaşık olduğunu biliyoruz. Hatice annemiz vefat ettiğinde sahabi sayısı 1000 bile değildi. 1000 bile değildi. Çünkü Medine'ye hicrette hemen hemen 500 aile vardı. Hicretten de 2 sene önce neredeyse vefat etti. Dolayısıyla yani çok fazla Hatice aile dışı gündem olacak bir konumda değildi. Peki. Peki hocam, diğer eşlerinden üstün tutmamız gerekir mi diye bir soru var. Şimdi ashab-ı kiramın içinde Ehl-i Beyt dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile ortamı diyelim. Ehl-i Beyt'i böyle bir geniş çatıda alayım. Yani aile ortamı ashab-ı kiramın önündeler. İlke olarak. Evet, aşire-i mübeşşere daha önde, Bedirliler daha önde ama Ehl-i Beyt salavatımıza ikinci artı olarak gelecek bir konumdalar. Ehl-i Beyt'in içinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma'nın yeri bir başka. Sonra Ayşe'sinin yeri bir başka. Ama Hatice olgunlukta zirve. Evet. Bütün insanlığın, kadınların içerisinde Hatice'nin yeri bir başka. Yani kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları ve hanımlarıyla beraber 20 kişilik bir kadro bu. Hatice annemizin o 20 kişinin kaçıncısıydı denmesi ona saygısızlık gibi olabilir. İnsanlığın içinde kadınlar arasında Asiye ve Hatice ilk ikiden bir tanesi bu. Evet. 20 kişinin kaçıncısı değil, bütün insanlığın birincisi mi ikincisi mi sorulabilir kadın Peki. bazında. Peki hocam. Hüzün yılı Hazreti Hatice'nin vefatı sebebiyle mi acaba bu şekilde isimlendirildi? Sadece Hatice annemiz diyor. Değil, Hatice annemizin vefatı ve Ebu Talib'in vefatı, amcasının vefatı. Yani Ebu Talib'in de iman şerefinden mahrum olmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük hizmetleri oldu. Çok büyük hizmeti oldu. Her ikisinin de vefatı üzerine, aynı yılda vefatı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Taif'e gitme, dayılardan, dayı tarafından herhalde diyelim, yardım görmeyi bekleme durumu oldu. Şemailine dair bilgi var mıdır diye. Hatice annemizin mi? Şu ana kadar ben şemaile ile ilgili çok bir bilgi. Yani şemaili siz dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz anladı diye geçtiniz herhalde. Yani şemaille kastınız yani fiziği, biyografisi değil, daha çok fiziki yapısıyla ilgili ben bilmiyorum. Peki hocam. Şimdi ondan nasıl dersler çıkarmalıyız gibi artık programımızın sonlarına sakladığımız soruları bir kenara koyuyoruz. Dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Peyderpey bakacağız yine. Şimdi hocam vahiy geldi ve Hazreti Hatice validemiz az önce de bahsettiğimiz Efendimizin yanında Allah seni utandırmaz dedi. Evet. Buradan devam edelim lütfen. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insana ihtiyacı vardı. Ne olduğunu bilmedi bir defa. Birden karşılaştı Cebrail aleyhisselamla. Yani bir hazırlık sürecindeydi belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bizim zannettiğimiz gibi öyle bir dosya aldı da Hira'dan geldi o dosyayı ödev çalışmaya gelmedi Efendimiz eve. Yani doğu ile batı arasını doldurmuş bir güçle karşılaştım diyor. Evet. Doğu ile batı arasını, yani bu ne demek? Gökyüzünü göremiyorsun, seninle muhatap olan bir güç görüyorsun. Cebrail aleyhisselamı görüyorsun. Bu bir tür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ürküttü. Onun için gelip evde destek istedi. Burada Hatice annemizin hizmetinin boyutunu ben şöyle ölçmek istiyorum. Yani bu bir hadis olarak söylemiyorum bunu. Beşer olarak bir tarif ve yaklaştırma yapmaya çalışıyorum. Cebrail aleyhisselamın o ilk vahiy getirişini doğuyla batıyı doldurmuş, yani gökyüzü kadar kocaman bir güçle karşılaştım diyor. Hatice annemiz o çapta bir sorunun karşısına çıkıyor ve rahatlatıyor, otur diyor. Yani Hatice annemizin bir dağ gibi ona destek, yani 50 kiloluk yük beni eziyor diyen birisinde alayım yükünü dediği zaman 50 kilo almıştır o. Evet. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyük ağır sahneden ürküp eve geldiğinde onu rahatlattıysa Hatice anam radıyallahu anha, o çapta bir büyük hizmet yapmıştır. Bu bir. İkincisi, sana iman ettim diyor. Evet. İlk la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kadın oluyor. Esasen kadınlar anadır, işte Havva annemizdirden ziyade, yani ben herhalde kadın olsaydım var mı bizden önce iman eden diye çıkardım ortaya yani. Yok, Hatice'den öncesi yok. Ne kadar latif bir öncelik. Yani bu büyük bir şeref kadınlar için. Yani erkeklerden daha kıvrak bir zeka sahibi olmak ve Allahu Teala'ya imanı erkeklerden önce yakalamak fena bir şeref değil yani, çap olarak. Fena bir çapı yok bunun. Allah ondan razı olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da mesela ilk erkek olarak daha sonra gelmiş olması, Ali radıyallahu anh'ın hemen bu pozisyonu yakalaması. Keşke herkes 7 yaşında, 10 yaşında olsaymış da Ali kadar bu işin kıymetini bilselermiş. Burada eğer izin verirseniz, lütfen hocam, ben bir açılım yapmak istiyorum. Şimdi ben çocukken Allah babamdan razı olsun bunları böyle satır satır okuturdu, ezberletirdi. İçimden geçirirdim ki ben de Mekke'de olsam o zaman Ali'den önce iman ederdim ben. Geçerdi içimden. Şimdi bakıyorum ki öyle değilmiş. Ali'nin yanında radıyallahu anh bir sürü çocuk vardı. Ebu Bekir'in yanında Ebu Bekir'den daha aklı başında insanlar vardı. Mesela Varaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gidiyorlar. Ne diyor? Ya bu Cebrail'dir diyor ama bariz bir şekilde iman ettiğine dair açık bir bilgi yok. Anlıyor pozisyonu. belki de iman etti mesele de, iman ettim ben de sana ilk iman eden oluyorum cümlesi yok kayıtlarda mesela. Evet. Bu yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmak büyük bir şans ve büyük bir risktir. Evet. Büyük bir risktir. Ebu Cehil için gökler kadar ağır bir riskti bu işte. Ebu Bekir radıyallahu anh için de muhteşem bir fırsat oldu. Yani Hatice annemizin bu pozisyonu, şimdi biz hanımlar mesela ben de orada olsaydım herhalde ben de böyle bir sorun yaşamazdım. Zannediyoruz, öyle değil. Hemen öyle, la ilahe illallah yani, derdik. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani bir araç kaza yapmasın diye fren sistemini dışarıdan kullanmak kolay da sürerken o arabayı yani fren sistemini kullanıp durdurmak o anda farklı bir şey. Evet. Hatice annemiz en kritik saniyeleri değerlendirdiği için Hatice olarak ümmeti Muhammed'in anası olmayı hak etmiştir. Evet. Belki diğer peygamberlerin hanımları da onlar da elbette Allah-u Teala'nın büyük bir nimetiyle karşılaştılar ama Hatice radıyallahu anh'ın kıvraklığı ile yapamadılar bu işi. Sara annemizle İbrahim Aleyhisselam'ın hanımları, Sara annemizle Hacer annemiz arasında da fark var. Yani birinin kıvraklığı öbüründe yok mesela. Nasıl çıkıyor diyor, sana Allah mı diyor bu işi söyledi diyor. Evet diyor İbrahim Aleyhisselam. O zaman gidebilirsin diyor, Allah bizi yalnız bırakmaz burada diyor. Bu saniyeler içinde çağları yudumlamaktır herhalde. Yani 2 saniye içinde 20 asır, 30 asırlık bir süreci yudumluyorsun. Hatice annemizi böyle bir tarihteki meşhur bir kadın gibi konuşmuyoruz biz. İnsanlığın, kadınlığın çekirdeği gibi konuşmak zorundayız. Bu sebeple mesela çok yoğun sorulan sorulardan biri de belki de sizin de soracağınız şeyler arasında olabilir. Şimdi Hatice olmak için ne yapmak lazım? Çok var hocam. Onu son bölüme saklıyoruz, evet. Yani bir yakalanılacak şey iman, cennet, cehennem, bunlar senelerce beklenilecek fırsatlar değildir. Saniyeleri asırlar kadar geniş manada kullanabildiğin zaman Hatice olabilirsin. Mesela 5-10 sene bekleyip daha sonra ben de Kur'an öğreneyim demek başka, İlk karşılaştığın gün Allah'ın kitabına yumulmak başka. Haticelik bu işte. Bu haticelik. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem sözünden sonra ne dedi demek başka, buyursun, buyursun demek başka. Biri haticelik, biri de sıradanlık. Yani elbette suç değil o da. O da bir cinayet değil ama haticelik bir kıvam meselesidir. Bir kapasite meselesidir. O frekansı nasıl yakalayacağımıza dair bir ipucu yani. İpucudur. Burada elbette Allah yardım edecek azze ve celle. İnşallah. Elbette Allah-u Teala senin bir iyiliğini, bir heyecanını görecek, rahmet edecek sana, bu heyecanı verecek. Ama bunu değerlendirebilmek haticeliktir. Peki. Yoksa şimdi çok karşılaşıyorum. Bunu da bir fıkıh meselesi olarak konuşmuş olalım. Bazı gençler ısrarla yaşlı kadınla evleneceğim diyorlar. Bilhassa böyle sonradan İslami heyecana kavuşan gençler, ya niye böyle yapıyorsun sorusun. Efendimiz dul kadınla evlendi. Efendimiz dul kadınla evlendi. Başka işte 25 yaşından önce evlenmiyor. Bunlar fıtri olaylar. Bunları örnek almak zorunda değiliz. Belki de örnek almamız yanlış. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında evlendi diye Ankara gibi, İstanbul gibi haramların ulu orta serpildiği bir şehirde yaşayan bir genç, ben 25 yaşına kadar bekleyeceğim sünnete uymak için dese, böyle bir sünnet yok. Bu arada 23 yaşında harama düşse maazallah, kıyamet günü ben peygambere özenmiştim, onun için bu hataya düştüm mü diyecek la kadderallah. Çarpılır insan. Böyle düşünmek bir defa suç olur. Her şey öyle paldır küldür alınmıyor. Mesela benden 15 yaş büyük olacak evleneceğim kadın dese güya sünnete uyuyor diye. Ondan sonra da aile saadetini yakalayamasa bunu mazeret olarak Allah Teala'nın önüne getiremez ki. Herkes fıtratına dikkat edecek. Şeriatın getirdiği temel kıstaslarla oynamayacak tabii. Peki. Şimdi hocam bir virgül daha koyalım. Çünkü artık programın son bölümüne geçeceğiz. Küçücük bir VTR'miz daha var yine. Hazreti Hatice validemizde. Onu takip edeceğiz ve sonrasında hem son sorularımızı soracağız muhterem hocama, hem de sevgili dostlar geri bildirimlerinizde gelen dikkat çeken noktaları paylaşmaya çalışacağız. Etiketimizde dost Hazreti Hatice'yi de efendim hatırlatıyoruz. Peygamber Efendimizle 25 yıl evli kalan Hazreti Hatice, hicretten yaklaşık 3 yıl önce 620 yılının Ramazan ayında Rabbine kavuşmuştur. Birkaç gün önce vefat eden amcası Ebu Talib'in ardından biricik refikayı hayatı dünyaya veda eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derin bir üzüntü yaşamış, bu sebeple o yıla hüzün yılı denmiştir. Efendimiz Hazreti Hatice hayattayken başka hiçbir evlilik yapmamıştır. Vefatının ardından da onu daima özel bir muhabbetle yad etmiş. Onun fedakarlığını ve dostluğunu hiç unutmamıştır. Hazreti Hatice vefat ettikten sonra onun arkadaşlarına ve akrabalarına bilhassa ikramda bulunmuş, onların gönlünü hep hoş tutmuştur. Bir defasında Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'a, "Allah sana Hatice'den daha hayırlısını vermedi mi?" diye sormuş. Efendimiz bu soruya şöyle karşılık vermiştir: "Hayır, Allah Teala bana ondan daha hayırlısını vermedi. Herkes beni inkar ederken o bana iman etti. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi. Ve Allah Teala bana ondan çocuklar ihsan etti." Hazreti Hatice hakkındaki bir başka hadisi şerifte Efendimiz, "Nasıl ki Meryem bütün kadınlara üstün kılınmışsa, Hatice de benim ümmetimin kadınlarına üstün kılınmıştır" buyurarak onun faziletini belirtir. Bedir Savaşı'nın ardından Hazreti Zeynep'in esir olan eşinin fidyesi olarak annesi Hatice'nin hediye ettiği gerdanlığı göndermesi üzerine Efendimiz çok üzülenmiş, gerdanlığın kızına iade edilmesini ashabından rica etmiştir. Hazreti Hatice'nin Allah katındaki kıymeti ise Cebrail'in Resulullah'a vahyettiği şu kutsi hadis ile sabittir: "Hatice'ye Rabbinden ve benden selam söyle. Onu cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele. Orada ne gürültü, patırtı vardır, ne de çalışıp çabalamak. Zahmet ve külfet olmayacak." Efendimizin en sevgili hayat arkadaşı, müminlerin en mübarek annesi Hazreti Hatice, örnek alınacak sayısız vasfıyla bizlere seslenmeye devam etmektedir. Efendim yoldaki işaretlerde bugün Hazreti Hatice validemizi konuşuyoruz ve Nureddin Yıldız hocamız misafirimiz. Programımızın son bölümündeyiz artık ve geri bildirimlerinizi mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalıştık. Ama çok tatlı, çok latif özellikle geri bildirimler var. Onları, dualarınızı hocamın ifadesiyle kat kat inşallah Rabbim ihsan etsin hepimize. Ama ayrı ayrı her birini dillendirmek mümkün olmuyor. Vaktimiz buna kalmadı. Artık biz şimdi bu ruhu nasıl yakalayacağız? Ondan önce de Hazreti Hatice validemizle Efendimizin o 10 yıllık süreçte nübüvvetten sonra muhterem hocam nasıl bir hayat sürdüklerini ve bizim onlardan bugüne kendi hayatımıza aktaracağımız temel noktaları bize özetleyebilir misiniz efendim? Hacer Hanım, burada izin verirseniz Hatice annemizi inşallah şefaatine vesile olması inşallah maksadıyla konuşurken bir şeyi sanki unutmuş gibi oluruz diye korkuyorum. Hatice annemiz vefalı davrandı, tereddütsüzdürdü, yanında durdu Efendimizin sayıp yani burada bir sabaha kadar zikretsek övmekle bitiremeyiz. Evet. Radıyallahu anha. Ama bir şeyi de unutmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de başka bir kadınla evlenmedi o sağ olduğu sürece. Sırf Hatice'nin bu büyük kadınlığına büyük bir vefa ile cevap vermek için. Bir. Değil bu, evinde hayvan kesiliyor, yani et yemek için hayvan kesiliyor, tutuyor bir budu, Hatice'nin filanca bir arkadaşı var diye onu severdi, bunu ona gönderin diyor. Hatice öleli 10 sene olmuş. 10 sene olmuş. O arkadaşı da belki Hatice'yi unutmuştur. Ama Hatice'yi değil, buraya çok önemli bir not, bunu izleyicilerimiz birkaç kere düşünmelidirler bu akşam. Hatice'yi unuttu demiyoruz. Hatice'nin arkadaşlarını da unutmamış. Ve diğer hanımları Hatice'yi unutsan mı acaba der gibi bunu ima eden hissiyatlarını dile getirince nasıl olur? Nasıl unuturum? O vefa unutulur mu? Buyurmuş. Burada çok önemli bir nokta var. Sözlerimin başında onu söyledim. Yani bir güzelliğini, cazibesini zikretmiyor Efendimiz. Çocuk doğurmasını gündeme getiriyor. Bana Allah ondan çocuklar verdi diyor. Evet. Ve onun zor günlerin kadını olduğunu vurguluyor. Kimse yoktu, o vardı diyor. Kimse vermedi, o verdi diyor. Kimse yoktu, Hatice vardı ve Allah ondan bana çocuk verdi. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işte Meryem, Asiye, Hatice, bu dev kadın isimleri arasında bir tanesi de onun hanımı olmuş. Bu büyük bir kadın ama bu büyüklük karşısında öbür büyüklüğü bulmuş. Evet. Yani biz şimdi erkekler olarak mesela ya Hatice'ye bakacaksın da işte radıyallahu anha ne kadınmış derken bir de eşine bak bakalım ne erkekmiş. Yani o vefa büyük bir dağ azametindeki vefa, öbür dağ gibi bir azameti, vefayı bulmuş karşısında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hayvanı kesecek, eline bir but geçecek günü bulunca Hatice'yi değil arkadaşlarını da unutmamış bu sefer. Hatice yokken veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye değil, Hatice'nin arkadaşlarına bile bu sefer vefa göstermiş. Bu sebeple Hatice radıyallahu anh'ın kimliği tam karşılığını bulmuş bir kimliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefasına vefa ile mukabele etmiştir. Sevgisine sevgiyle mukabele etmiştir. Diğer hanımlarını da sevdiği, onlara da vefalı oldu. Ayrı bir mesele. Ama Hatice'yi o kesitten çıkarıp alacaksak eğer, özel bir başlık olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde ondan zerre kadar aşağı kalmadığı gibi belki de üstüne koymuştur vefa olarak. Dolayısıyla Hatice'yi terazinin tek kefesi olarak düşünemeyiz. Adaleti sağlamamış oluruz o zaman. Tek kefesi yanlış olur. Her ikisini birlikte düşünelim. Evet. Peki o kapasite ve kıvamdan biz nasıl istifade edeceğiz hocam? Nasıl? Bir kere insanın kalbinin, beyninin kapasitesi var. Sevginin, örnek almanın, muhabbetin ve uygulamanın sınırsız olması mümkün değil. Kalplerimizde film artistleri, dünyevi eşya veyahut da basit bizim seviyemizdeki insanlar sevgi potansiyelimizi doldurduğu için Hatice'yi sadece biz tarihten bir kadın olarak dinliyoruz. Radıyallahu anh'a. Herhalde yapmamız gereken ilk iş Hatice düzeyinde olmayanları dışarı çıkaracağız. Hatice'ye yer açmak, Hatice'den istifade etmenin şartıdır. Hatice'nin sadeliğinin, 15 yaş farkı kapatacak vefasının, 6 çocuğu mızmız etmeden doğurup büyütmesinin heyecanını yaşayabilmemiz için, onu kopyalayacak bir gayret içerisinde olabilmemiz için bir defa çocuksuzluk propagandası yapanlardan kendimizi halas etmemiz lazım. Evet. Yani Hatice'ye açılmamış yerlerde Hatice oturup bizimle misafir olamaz. Önce yer açacağız. Bizim neslimiz henüz çocukluk yaşlarında egoistliği ve sadece menfaati için yaşamayı kendisine şiar ediniyor. Ondan sonra Hatice'nin vefasını hangi rafa koyacaksın? Raflarda yer yok. Dosyalar dolu. Gerisi çok kolay. Çünkü Hatice radıyallahu anha o kadar sade, o kadar fıtri ve o kadar insancıl bir örnektir ki onun eğitimini vermeye gerek yoktur. Şu bizim basit, onun yani huzurunda durmaya bile layık olmadığımız kimliğimizde anlatışımız bile nice insanların gözünü yaşartmıştır. Şimdi keşke ben de öyle olsam demiştir. Fıtri çünkü bu. Fıtratta olmayan uzaktaki afaki bir kimseyi konuşmuyoruz. Acabalı bir kadını konuşmuyoruz. Kur'an'a ilk muhatap olmuş muhteşem bir kadını konuşuyoruz. Ama içimiz yani insan taklit edecek, olayları örneklendirecek dosyalarımız çok dolu. Şu bilgisayarımızın hafızası dolu olduğu için yeni programda ağırlık gösteriyor. Bir temizleme harekatı yapabilsek de şu Allah'ın dostu ashab-ı kirama ve Hatice anamız başta olmak üzere o muhteşem kadınlara şöyle bir sabah uykusuyla insan uyanınca sabahleyin tertemiz oluyor ya, iştahı açık oluyor. Öyle bir açık iştahla temiz bir havada ah anam Hatice desek bizi bağrına bastı demektir zaten. İnşallah hocam. İnşallah. Biz gayretimizle inşallah yola çıkalım. Şevk verdiniz, ümidimizi arttırdınız. Estağfurullah. Allah inşallah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır duanızı bekliyoruz Allah efendim. Muvaffak etsin. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, Yoldaki İşaretler'de bugün Nureddin Yıldız hocamız misafirimizdi ve Hazreti Hatice validemizi konuştuk. Ayrıntılı okumalar ve hayatımıza inşallah tatbik konusunda karşılıklı dualarla veda ediyoruz sizlere. Allah'a ısmarladık.